Hawaii'nin Oahu adasından herkese selamlar. Şu anda Oahu'nun Waimanalo sahilindeyim. Burası Amerika'nın en iyi sahilleri arasında gösteriyor. Tabii ki Hawaii Amerika'ya bağlı olduğu için Waimanalo ve önündeki Lanikai sahili Amerika'nın en iyi sahilleri arasında gösterilen yerler. Böyle bir çiftlik evinde kalıyorum. İnanılmaz çeşit kuş sesleri, tropikal iklim. Gel. Muz ağacı. Kaldığım evin bahçesinde muz ağacı. Etraf böyle, ortam böyle. İçeriye tavuk girdi. Buradan tavuğu çıkartmaya çalışacağım. Gel. Bili bili bili. Çık çık. Çık dışarıya. Bit 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 bit. Bit 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 bit. Küçük tavuk. Bir tane daha geliyor arkadan, paçalı. Lüks bir yer değil, gayet sapa bir yer aslında. Ama sahile yakın, konumu açısından çok iyi bir yer. Bu tavuğu burada dışarıya çıkartmak istiyorum. Çık dışarı lan! Çık dışarı be! Çık hadi çık. Hadi çık hadi çık hadi çık. Şöyle dışarıyı göstermek istiyorum size. Burası evin balkon bölümü. Burada köpek de var bir tane dışarıda. Rottweiler. Adı Roy. Roy olabilir adı diye düşünüyorum. Şöyle bir ortam dışarısı. Huzurlu bir sabaha uyanmak için gerçekten güzel bir yer. Şu arkamdaki renkler falan inanılmaz. Sanki burada böyle bir yağmur ormanının içindeymişim gibi. Şöyle size etrafı göstermek istiyorum. Böyle yerlerde de horozlar, tavuklar. Yani böyle bir ortam, böyle bir Airbnb. Sakin, sade, sessiz. Biraz sapa gibi görünüyor. Biraz böyle eski gibi gözüküyor ama konumu açısıyla çok merkezi bir yerde. Şimdi gelin size içeriği göstereyim. Şöyle bir yana doğru açılan kapısı var. Burası oturma odası bölümü. Şöyle bir yatak gibi bir şey yapmışlar buraya ama kanepe gibi aslında. Yatak da değil. Yerler kırmızı beton. Burası da mutfak bölümü. Şöyle küçük mutfak eşyaları ve buzdolabı da var. Geçiyoruz burada. Yatak odası bölümü. Şöyle göstereyim. Şurası yatak odası bölümü. Yani yatağın konumu biraz aslında ters. Duvara doğru dayamışlar. Şöyle ortalasalar daha mantıklı olabilir. Geçiyoruz burada da banyo kısmı. Banyosu da gayet sade. Duş. Şöyle göstereyim ben de. Burada 5 gece kalıyoruz. Gecelik 150 dolar fiyatı. Yani aslında çok uygun değil. Ama sabah uyandığınızda kuş sesleriyle uyanıyorsunuz. Doğanın içinde olmanın o verdiği sakinlik var. Ve etrafta bir sürü hayvanları var. Öyle güzel bir yer. Şimdi de buradan çıkıp bir sonraki durağımıza doğru devam edeceğiz. Şu ışıkları da kapatayım. Bakalım. Burası böyle. Bakalım Hawaii'de bir sonraki durağımızda bizi neler bekliyor. Waimanalo bölgesinden Waikiki bölgesine geçeceğiz birazdan. Burası da evin dış bölümü. Yani Bali'deki kapılar gibi yapmışlar aslında, böyle yazılar falan ve etrafında da bitkiler. Şurada da evin posta kutusu var. Bir de şu ağaç var. Yani şu bitki her yerde var bu bitkiden. Bu daha önce de görüyordum da ne bitkisi olduğunu bilmiyorum. Hawaii'de her yerde, yani bütün dağlarda bunlardan bulabiliyorsunuz. Çok enteresan bir şekli var. Aynı zamanda papaya ağaçları falan var etrafta. Böyle değişik tropikal bitkiler, meyveler. Hawaii'ye gelen insanlar genelde Waikiki Beach tarafında kalıyor. Waikiki Beach çok kalabalık oluyor ve turistik genelde. Yani her şey turistlere yönelik. Fiyatlardan tutun da eğlencesine kadar her şey turistlere yönelik. Waikiki Beach aslında gerçek Hawaii'yi yansıtmıyor. Ben de o yüzden böyle bir yerde kalmayı tercih ettim. Şehirden biraz uzakta, gerçek Hawaii hayatının deneyimlenebileceği bir yer. Burası Kahukuland Farms. Burada North Shore'da organik meyve sebze alımı için, Hawaii'de yetişen meyve ve sebzelerinin alımı için çok uygun bir yer. Şöyle pakette satılıyor aynı zamanda, şöyle göstereyim size de. Şurada görmüş olduğunuz rambutan, bu da dragon fruit. Yeah, and dragon fruit. Dragon fruit. Yellow and purple. This is not passion fruit? Passion fruit is this one. Oh, passion fruit is this one. Hindistan cevizleri var. Şurada guava var, papayanın dışında. Burada kedi uyuyor bir tane karşıda. Yeah. Third nap already.
That's the papaya? Mm-hmm. Fresh. Papaya. Fresh papaya. That's a mangosteen? Yeah. In the back? Mangosteen. Mangosteen meyvesi. This all fruit in Hawaii made this in, is... Not in Oahu, but it's from Hawaii, in Kauai. This is from Kauai. Yeah. Burada yetişen bütün meyveler Hawaii adalarında yetişiyor. Ama özel olarak Oahu adasında değil de Kauai adasında. En kuzeydeki, en küçük Hawaii adasında yetişiyor. Can I try the mangosteen? That's $5. Each? Tanesi $5 ya, bu ne? Ama tadına bakacağım ben de. How do you open this? You just move like that. Yeah? You know? Yeah, okay. With your fingernails, yeah. Like this? A little bit harder, yeah. And then, yeah. Şu şekilde açıyorum. That's it. That's the inside. Mangosteen meyvesi. Bunun çayını içtim Bali'de. Tadına da bakmıştım. Kabuklarından çay yapıyorlar değil mi? Tea from the... Yeah. It's really good, right? It's really healthy. Kabuklarından çay yapıyorlar. Ve çayı da bayağı lezzetli. Bu da mangosteen meyvesi. Şuraya bir tadına bakacağım bakalım nasılmış. Afiyet olsun. It's very sweet. It's very sweet. Aşırı baya tatlı. Mm. You make the tea for mangosteen? No. Where are you from? I am from Turkey. Turkey? Yes, Istanbul. Oh, my husband has a friend before because he stay in Libya, yeah. Oh. And the friend is a Turkey. He's a artist. He's a good one. Nice to meet you. Yeah. Thank you very much. Thank you. Mangosteen'imizi yedik. Şimdi birazdan buradan Hindistan cevizi alacağım. Hindistan cevizleri. Are you ready? Yes, please. Thank you. Thank you very much. Yeah. Hawaii'de Hindistan cevizimizi aldık. Yola devam ediyoruz. Bakalım bizi bir sonraki durağımızda neler bekliyor. Domuz çıkabilir işareti var. Şöyle ormanlık bir alanda yürüyeceğiz belli bir süre. Hawaii'nin balta girmemiş ormanlarında. Etraf bayağı ıssız, bayağı sessiz. Az önce ormanın derinliklerinde bambaşka bir yere girdik. Tünel gibi bir yer. Arkamızdan birisi seslendi, orası değil o yola gitmeyin falan diye. Nereye çıkacağımız belli değildi yoksa. Tesadüfe şu anda yine doğru yolu bulduk. Böyle ormanda patikada ilerlemeye devam ediyoruz. Şu anda Hawaii'nin tepesindeyiz. Yani volkanik dağların üstü burası. Sırtı tam böyle keskin tarafı. Arkası da Pearl Harbor. Savaşının olduğu bölge Hawaii'de. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Amerikan donanmasını bombaladığı şu körfez Pearl Harbor. Merdivenlerin olduğu yere vardım. Yaklaşık bir saatlik bir yürüyüşün ardından şu şekilde merdivenlerle dağın tepesine çıkıyorum. Şu manzaraya bakar mısınız ya? Bir manzara var. Aşağısı Waimanalı aldığımız Airbnb. Bu tarafından başladık. Adanın karşı tarafına geldik. Muhteşem bir manzara. Şimdi de aynı geldiğimiz yoldan aşağı iniyoruz. Bundan sonra aşağı inip bir Hawaii kahvaltısı yapıp günümüze başlayacağız. Kuliu Ridge Hike burası. Hawaii'yi 360 derece dağın tepesinden görebileceğiniz inanılmaz bir manzara sunuyor. Yani dağın zirvesinin sırtında yürüyoruz aslında. Bir şekilde inmeye çalışıyorum çünkü çamurlu aşağısı bayağı. Kesinlikle terlikle veya düz olan ayakkabıyla gelinecek bir yer değil. Altı şöyle. Bilmem gözüküyor mu? Tırtıklı olan bir ayakkabıyla gelirseniz çok daha rahat olacak çünkü çamurlu bayağı. Dağın tepesine inerken ayaklarınızdaki çamuru silmek için çamurluk yapmışlar. Bunun sebebi de çamurun içinde bulunan mikroorganizmaların diğer dağlara eğer giderseniz ayakkabılarınızdaki çamur vasıtasıyla yayılıp da o bölgelerin
endemik çeşitlerini tehdit etmemesi için böyle bir önlem bulmuşlar. Şöyle şu şekilde ayaklarınızdaki çamuru silerek, işte silebildiğiniz kadar silerek buradan devam ediyorsunuz. Gerçekten değişik. Hawaii'nin kırılgan ekosistemini korumak için enteresan bir yöntem. Ayağınızdaki çamuru silerek dağdan aşağıya iniyorsunuz. Diğer bölgelere ayağınızdaki çamuru bulaştırmamak için. Yaklaşık 3 saatlik, 3,5 saatlik bir yürüyüşün ardından yolun sonuna geldim. Şimdi birazdan burada bir şeyler yiyip yola devam edeceğim.